Sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. Ha oldu ha olacak. Bekleniyordu. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçeyi verdi. Dilekçe arkamda görüyorsunuz. Eski İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu diyor ki benim dokunulmazlığımı kaldırın. Neden peki? Hadi ayrıntısına bakalım. Birlikte dilekçeyi okuyalım. Hem İçişleri Komisyonu Başkanı mecliste hem AK Parti'nin İstanbul Milletvekili biliyorsunuz yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başvurdu meclis başkanlığına. Dilekçede manşete çekebileceğimiz şey şu: karalama, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyası karşısında yasama dokunulmazlığının kaldırılması başvurusunda bulunulması zorunluluğu hasıl olmuştur. 40 yıldır siyasette yer aldığını ve bu süre içerisinde farklı görevlerde bulunduğunu hatırlatıyor dilekçesinde. Üstlendiği görevlerin her birinde millete hizmet etme, hesap verme, açık olma sorumluluğunda olduğunu kaydediyor ve siyaset kurumunun, siyaset yapanların dönem dönem çeşitli iddialar ve ithamlarla karşılaştığını işaret ediyor. Ve diyor ki manipülatif, iftiraya dayalı, mesnetsiz, harici menşeli, itibarını ayaklar altına almak isteyen çoğu benzer mahfillerden üretilen organize ve sistematik karalamalarla karşı karşıya geldim diyor. Bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu söylüyor ve hatta sayılarla da böyle şu kadar haber yapıldı hakkımda diye bilgi paylaşmış ve dokunulmazlığımın kaldırılmasının gereğini arz ederim diye dilekçesini meclis başkanlığına sunmuş. Süleyman Soylu yaklaşık 15-20 gün önce sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla hatta Cumhuriyet Gazetesi'ne hedef göstererek dokunulmazlığımın kalkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne müracaat edeceğim demişti. Baronluğumu ispat etmezsiniz, namertsiniz ifadesini kullanmıştı ve müracaatını yapacağını söylemişti. Şimdi neyin üzerine söylemişti onu da size hatırlatayım. Cumhuriyet Gazetesi'ne niye böyle bir çıkış yapmıştı Süleyman Soylu? Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cenap Ekinci Haziran 2021'de bir tıbbi cihaz üreten firmanın COVID-19 hastaları üzerinde izin almadan etik dışı bir şekilde Türk Işını adlı cihazları test ettiğini öne sürmüştü ve bunu yapan ekibin başında da Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun olduğunu söylemişti. Bu tedavinin üzerinde denendiği hastalar arasında hayatını kaybedenler olduğunu da ileri sürmüştü. Ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu da bu iddialar üzerinden bir köşe yazısı kaleme almıştı. Bakanlığı döneminde iç işlerini adeta bir baron gibi yöneten Süleyman Soylu'nun kuzenine ilişkin ileri sürülen sav çok ama çok önemli değerlendirmesi yapmıştı. İddialar araştırılmalı demişti. İşte Süleyman Soylu da bunun üzerine Cumhuriyet Gazetesi'ne son derece sert ifadeler kullanarak zaten ben gereğini yapacağım göreceksiniz demişti. O gereği böyle iki sayfalık bir dilekçe olarak karşımızda bugün Süleyman Soylu yasama dokunulmazlığının kaldırılması için meclis başkanlığına başvuruda bulundu. Bakalım ne olacak bundan sonrası, mecliste nasıl bir yol izlenecek ve Süleyman Soylu bir yargı süreciyle karşı karşıya kalacak mı? Ya da Süleyman Soylu mahkeme önüne çıkarsa şayet sadece bu iddialarla ilgili mi çıkacak yoksa başka dosyalarda bulacak mı karşısında? Süleyman Soylu'nun bu hamlesi Erdoğan sonrası döneme hazırlık olarak da yorumlanmıştı biliyorsunuz. İhtimal olarak konuşulmaya başlandığı günlerde dokunulmazlığının kaldırılması yönünde başvuracağını söylediğinde, hani neden böyle bir şey yapıyor Süleyman Soylu dendiğinde bazı çevreler Erdoğan sonrası AKP'nin başına ya da başka bir oluşumun başında lider olarak Bahçeli sonrası dönemde de bunu da gözeterek kendini öne çıkarmak amacıyla bir yola girdiği iddiaları da dile getirilmişti Süleyman Soylu için. Evet, bu son derece önemli bir son dakika gelişmesiydi, hemen sizlerle paylaştık.